Şebnem Bursalı. 2 Temmuz 2022 tarihli köşe yazısı. CHP ve İP neye hizmet ediyor? Soğuk savaşın bitiminden bugüne belki de en kritik zirveye tanıklık eden sayılı gazetecilerden olmak mesleğimin en güzel yanlarından biri. Hele ki bu zirvede Türkiye için yıldız Hatta kutup yıldızı benzetmesi yapanların yabancı meslektaşlarımız olması yaşadığım kişisel gururu anlatmaya yetecektir sanırım. Madrid'de düzenlenen NATO liderler zirvesinin Rusya-Ukrayna Savaşı dolayısıyla artan güvenlik endişesi sebebiyle tüm ülkeler için anlam ve önemi büyüktü. Ama şunu hiç komplekse kapılmadan söylemeliyim ki bu tarihi toplantının gündemini, yönünü ve gidişini belirleyen sonuç bildirgesindeki pek çok ilke imza atan Tek bir lider ve tek bir ülke vardı. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki günü aşkın süren toplantı ile ilgili genel içerik ve Türkiye'ye dönüş yolunda Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını gazetemizde okuyacağınız için tekrara girmeyeceğim. Zirveye katılan 30 ülkenin liderinin Avrupa Atlantik güvenliğine yönelik stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunup çok önemli kararlar aldığı NATO zirvesinde 3 önemli ilk. Türkiye'nin ve Erdoğan'ın aylardır yürüttüğü kararlı ve etkin diplomasisiyle gerçekleşti. NATO tarihinde ilk kez terörizm ve güney konulu bir özel oturum gerçekleşti. Ve Başkan Erdoğan bu oturumda iletişim başkanlığının hazırladığı 3 dakikalık bir video izletti liderlere. Türkiye'nin 40 yıllık terörle mücadelesinin çarpıcı görüntülerinin yanında katılımcılara yazılı belgelerin yer aldığı kitaplar ve flash bellek de dağıtıldı yine NATO tarihinde ilk kez ittifakın en üst düzey rehber belgesine terörün üst düzey tehdit olduğu girdi. Stratejik konsepte ilk kez terör örgütlerinin, halklarımızın ve topraklarımızın yanı sıra güvenlik kuvvetlerimizi tehdit ettikleri de yer aldı. Son olarak ve belki de en önemli kazanımlardan biri yine NATO belgelerinde ilk kez PKK, PYD, YPG ve FETÖ terör örgütü ifadesiyle kayıtlara girdi bundan sonra YPG, PY'de ve FETÖ'nün terör örgütü olarak tanımlanmadığı Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği listesi için NATO belgesi referans gösterilerek buralarda da terör listesine girmesi için baskı yapabilmemizin önü açıldı. NATO zirvesinde en çok ilgi gören liderin Başkan Erdoğan olduğunu söylemem sizi şaşırtmasın. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğine yönelik veto kartını kullanan Türkiye ve Erdoğan sadece bunun için ilgi odağı değildi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Erdoğan'la görüşebilmek için zirveye katılan liderlerden aracı olmalarını istediği ve hemen her ikili görüşmesinde liderlerin Erdoğan'a ricacı olduğunu öğreniyoruz. Ancak kah adaları silahlandıran, kah hava sahamızı her fırsatta ihlal eden, Yunanistan Başbakanı'nın bu kötü niyetine karşılık görüşülmeyeceği, hatta bu yıl yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısının yapılmayacağı hem ikili görüşmelerde hem dünya basınına yapılan açıklamalarda çok net ifade edildi. Erdoğan'ın en başından bu yana ilkeli, dirayetli ve kararlı tutumu sayesinde tarihin en kritik NATO liderler zirvesinin gündemini ve belki de geleceğini Türkiye belirledi ve bu durum Türkiye'ye her fırsatta düşmanlığını saklamayan yabancı basının bile manşetlerine yansıdı. İngiliz, ABD ve Fransız gazeteleri Erdoğan'ın istediğini aldığını, NATO'yu dize getirdiğini, hamlelerinin karşılığını çok hızlı gördüğünü yazdılar. MHP lideri Bahçeli zirvede alınan sonuçları Türkiye lehine stratejik bir kazanım ve milli bir başarı olarak niteledi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise Asla giremezler dedin, gittin imzayı bassın. Akşener de ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan taviz diye yorumladı. Şimdi bir an olsun durun ve düşünün. İflah olmaz Türkiye karşıtı yabancı basın ve siyasiler bile Türkiye'nin NATO zirvesindeki gücünü ve hakkını teslim ederken bu ülkenin iktidar adayı olduğunu söyleyen muhalefet partilerinin liderlerinin ortadaki zaferi gölgelemek hatta baltalamak amaçlı bu açıklamalarını nasıl yorumlayacağız? Daha önceki yazılarımda defalarca sorduğum ve aslında cevabını da hepimizin bildiği soruyu bir kez daha sormak isterim. Siz kime ya da neye hizmet ediyorsunuz?